Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Semahat'ın Patikleri örgü kanalıma. Arkadaşlar, bundan önce size ben anlattığım patikleri beğendiniz herhalde. Bana göre güzel görüntülemesi, izlenmesi falan çok güzel. Parmaklarınız dert görmesin. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Teşekkür ederim bana desteklerinizden dolayı. Şimdi ben bugün size çok önemli, çok dikkat isteyen ve çok işimize yarayan bir çalışmayla geldim. Elimde gördüğünüz gibi şöyle bir ebrulu ipim var. Ben hep eski kalan iplerle çalışıyorum. Çünkü model için hani gidip de böyle çok pahalı ipleri alıp da israf etmek istemiyorum. O kadar da zengin değil açıkçası. Yine böyle kalan bir ebrulu iple size cep anlatacağım. Bundan önce anlattığım bir kare cep vardı. O da çok güzel. Çok kişinin işine yaradı. Çok dua ettiler. Teşekkür ettiler. Ben de memnun oldum. Şimdi burada size yan cep anlatacağım. Yan cep anlatmam için böyle sarıyla kahve kullandım. Sarı normal sıradan bir ip yine. Kahve patik ipi. Ağız kısmına kahveyi kullanmamdaki neden daha belirgin olsun, daha anlaşılır olsun diye. Şimdi gelin bakalım. Böyle bir göstereyim size. Bunlar şişime geçirilmiş halde beklettim. Normalde bu cebin alt kısmı. Burası alt kısmı. Burası cebin üst kısmı. Bakın şu şekilde. Şu şekilde bir cep yaptık. Bu cebin sadece dikiş olacak yeri şu ağız kısımları. Şuralar dikilecek. Bir de şu kısım dikilecek, şu kısım. Bir de tersten şurası. Şurası. Burasını eğer becerebiliyorsanız buradan ilmekler çıkararak ekli bir halde gidebilirsiniz. Ben uğraşmadım. Yaparım ama uğraşmadım. Size bazı işleri de zorlaştırmamak gerekiyor. İğneyle dikilir sanki, bunda ne var? Tek tek ilmeklerden alıp şöyle iğneyle şu kenara diktiğin zaman koskocaman bir cep oldu. Kış geldi, geliyor. Montlar için, yelekler için böyle önüne de bir fermuar diktin mi bunun? Harika bir yan cep modeli oldu. Şimdi bu cebin nasıl yapıldığını şöyle bir özetini anlatayım. Bakın, normal düz örgü yaptım. 16 tane ilmek bu tarafa kestim. Şimdi cephi yaparken cep ayarını kendiniz yapın. Bir tane yelek de göstereyim ben size. Şimdi örneğin şuna bir cep yapacaksınız. Buna cep yapmak için bakın şöyle ayarlayın. Cep nereden koyacağız? Cebi nereden koymaya başlayacağız? Tabii ki ta şuradan konmaz. Şuradan şöyle gelmez. Tamam mı? Cephi öyle bir ayarlayın ki şuradan da ta böyle şuraya kadar da gelmez bu cephin şu ağız kısmı. Bu cephi şöyle koyacağınız yer şu kısım. Şuradan başlayıp şöyle geldiniz mi? Bu cephin ayarlamasını kendiniz yapın. Ben küçük bir parçada anlattım. Şöyle yanlardan koyacağınız cepleri kendiniz ayarlayın. Önden şu kadar, mesela çocuk için önden şu kadar bir boşluk yeter. Şu kadar. Şu ölçüde yeter bebeğe. Bakın bu tarafta da bayağı bir kaldı ilmeklerimiz. Cep yerini bu şekilde ayarlayacaksınız. Örgünüzü önünüze koyun. Nereden koyabilirim? Ha, şuradan. 10 ilmek şuradan kalsın. 5 ilmek de buradan kalsın diye buradan başlayıp yaparsınız. Bu da benim böyle yaptığım bir yelek arkadaşlar. Şimdi bunu bu tarafa bırakalım. Bunu 16 ilmekte. 16 ilmek bırakarak. Yani 16 ilmekle cebin şu boy kısmını yaptık. Elimdekini 12 ilmekten yapacağım. Farz edin ki bu sizin elinizdeki yelek, hırka, her neyse. Lastiğinizi yaptınız. Ön bantını yaptınız. Düz örgüye geçtiniz.
Bakın düz örgüyü de cebi biraz daha yukarıdan koymak istiyorsanız eğer, biraz daha şöyle cep yukarıdan olsun diyorsanız, şu yükselti size kalmış bir şey, şu ara. Ama tam direkt lastiğin dibinden koymayın. Lastiğin dibinden olunca çok aşağıda olur cep. Şimdi gelin cebi nasıl yaptık? Onu bir ayarlayalım. Düz örgümüzü ördük. Şimdi tekrar şuradan 2, 4, 5 ilmek bırakmayı düşünüyorum. 2, 4, 5 tane de buradan bırakmayı düşünüyorum. Şu arada cep yapacağım. Tabii ki bu büyük yeleklerde bu ilmekler fazla olacak. Yani bu bir kriter değildir, ölçü değildir. Ben bu elimdeki küçük olduğu için 5-5 diyorum. Demin de yelek üzerinde anlattığım gibi onu siz ayarlayacaksınız. Cebi nereye yerleştireceğinizi, yüksekliğini de bu tarafa mı, o tarafım daha yakın olsun onu siz ayarlayacaksınız. Şimdi gelin bakalım neler yapacağız. Şimdi başlayıp cebin buradan 5 ilmek kalana kadar örüp geleceğim ben. Şöyle pirinçlerimi yapayım. Yani ben pirinç kullandım önde. Bu şekilde cebi nereden başlayacağımı karar vereceğim. Yani buradan 2, 4, 5 ilmek kalana kadar yapıp geliyorum. 5 tane ilmek kaldı. Modelimi çevirdim. Bu 5 ilmek dikişe gelecek yer. Ters tarafını çevirdim. Pardon. Boşalarak geri döndüm. Tekrar normal bir şekilde başa kadar örüp gelelim. Bizim sadece bu boş yerlerini, bakın bu boş alanı göstermeyeceğim artık. Sadece cebin şu kesme kısmında birlikte olacağız, tamam mı? Yani önemli yerlerde beraber olacağız. Şimdi bunu yapıp bu tarafa geleceğim. Bakın buradan dönmüştük ya. Yaptım tersten geldim buraya kadar. Şimdi buradan yapıp buraya kadar gelelim. Düzü düz, lastiği lastik. Ben model koymadım. Siz isterseniz model koyabilirsiniz. Tabii ki elinizdeki işe bağlı. Verdiğiniz karara bağlı. Şimdi tekrar örüp şuraya kadar gelelim. Az kaldı. Ördük. Döndüğüm yere kadar geldik. Şuradan dönmüştük, değil mi? Bakın. Bu ilmeği örmedim. Çevir. Çevirdik. Bu ilmeği örmeden şişimizde duruyor. Tekrar boşaldık. Tekrar devam edelim örmeye. Böyle birer birer bırakıp gideceğiz cebin boyunu bulana kadar, tamam mı? Şimdi örüp tekrar geri gelelim. Tersini ördüm, düzünü de tekrar birlikte örelim arkadaşlar. Geldik. Bir taneyi bırakmış, geri dönmüştük. Tekrar bir taneyi örmeden bıraktık. Tekrar çevirelim. Çevirdik. Oldu iki tane. Tekrar boşaldık. Yani şu kısmı yapıyoruz. Bakın şu kısmı. Şu kısmı yapıyoruz. Birer tane boş bırakarak dönüyoruz. Şimdi tekrar tersimizi örelim. Lastiğimizi örüp düzümüzü örelim. Bir kere daha göstereceğim. Sonra herkes kendi yapacak. Çok güzel oluyor bu cep. Ben çok seviyorum. Genelde böyle mont, tunik, o tür örgülerde çok güzel duruyor. Güzel yakışıyor. Geldim lastiğime. Lastiğimi de yapıp tekrar buraya gelelim. Tekrar düze geldik. Bakın üçüncü ilmeği de bırakıp döneceğiz. Yani başa çıkmadan her düz taraftan gelirken bir ilmek bırakıp işimizi çeviriyoruz.
Bunu yeleğinizde kime yapıyorsanız, mesela büyük için yapıyorsanız o kişinin eline göre ayarlayacaksınız. Bebek için yapıyorsanız onun eline göre ayarlayacaksınız. Yani bunu yerleştirdikten sonra yeleğin önünü cep yerine ayarladıktan sonra şurayı istediğiniz büyüklüğe ulaşana kadar yapabilirsiniz. İşlem bu. Burada 5 tane ilmek kalana kadar bu önde lastikten sonra 2, 4, 5 ilmek kalana kadar bu şekilde birer birer bırakıp gelelim. Hadi şimdi arkadaşlar gelin şurada istediğimiz ölçüye ulaştık. Bakın ben istediğim ölçüye ulaştım diyelim. Kabul edin böyle. Burada ben 5 tane demiştim ama 6 tane bıraktım. Zamanımız boşa gitmesin. Kaç tane bırakmışız? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane bırakmış geri dönmüşüz. Arkadan da şu şekilde. Şimdi bunların her birisinin arasından bir tane ilmek artıracağız. Ki lastiğimizin ağzı kıvrılmasın. Yani büzmesin, tamam mı? Gelin şunu da birlikte yapalım. Bu sizin yapacağınız kişinin eline bağlı. Bebek içinse bebeğe göre ayarlayacaksınız böyle kestikçe. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bunu şuradan ayarlarken iyi ayarlamanız lazım. Eğer büyük içinse biraz daha bu taraftan koymanız gerekiyor. Büyük kişi içinse biraz daha hani bunu büyük yelekte kabul edin, küçük yelekte kabul edin. Artık umarım anlaşılabiliyordur. Yani ön kısımda şu kadar kalması gerekiyor. Cep yaparken şu kadar, mesela çocuk için yapacaksanız 2, 4, 6 tane. 6 ilmek yeterli. Banttan sonra çocuk için yapıyorsanız. Büyük için yapıyorsanız 12 ilmek. Biraz daha bu taraftan olması gerekiyor. Böyle kendiniz ayarlayacaksınız. Yani önünüze bir tane yelek koyun. Kime yapıyorsanız, çocuğunuza yapıyorsanız koyun. Bunu da böyle üzerine koyarsınız. Şu şekilde. Ha dersin. Tamam, çocuğumun yeleğin cebi şuradan olsun. Buradan başlayıp buraya kadar gelirsen cep boyu bu olur diye tasarımınızı yaparsınız. Şimdi gelin lastikleri yapmaya başlayalım. Geldik. Tekrar düzden geldik. Hemen iki ilmeğin arasından, bakın, iki ilmeğin arasından bir tane düz yaptım. Arttı. Lastik yapacağız ya, ters yaptım. Tekrar iki ilmeğin arasından şekilde şişinize geri takın. Buranın düzenli olması gerekiyor. Düz yaptım. Tekrar ters yaptım. Biraz daha yaklaştıralım. İki ilmeğin arasından düz yaptım. Ters yaptım. Tekrar artırıyoruz. Her ilmeğin arasında bir tane artıracağız ki ağız kısım lastiği düzenli dursun. Artırdıklarımızı düz yapıyorum. Şimdi olan ilmekleri ters yapıyorum. Ya da pirinç örgüsü yapacaksanız, gerçi yine aynı. Pirinç örgüsü de yapacaksanız yine aynı oluyor. Sonra evet, bunun üzerine zaten pirinç örgüsü yapacağım arkadaşlar. Bir anda lastik zannettim. Tekrar geldik. Yani kaç tane kalmış? 3 tane kalmış. Önemli olan bu kısımlar. Diğer kısımlar zaten düz. Lastiğini yapıyorsun. Hiçbir şey yok. Son bir ilmeğimiz kaldı. Onun yanından da artırdık. Ters ördük. Bir tane daha varmış. Bakın bitti. Bitti.
Şimdi bu aradan bir tane daha çıkarıp onu da düzelttik. Çevirin modelinizi. Ön bant lastikse lastik yapacaksınız. Düzse düz yapacaksınız. Yani pirinçse pirinç yapacaksınız. Ben bunu pirinç modülü yapacağım. Düzün üstü ters, tersin üstü düz. Düzün üstü ters, tersin üstü düz. Ters, düz. Bu şekilde başa kadar gelin. Bakın, başa kadar geldik. Burada ilmekler kalacak, yapmayacağız. 2, 4, 6, 7 tane ilmek bırakmışız. Tekrar çevirdik. Artık tamamen cebin ağız kısmında çalışacağız biz. Tekrar düzün üstü ters, tersin üstü düz. Şimdi tamamen ağız kısmının lastiğini yapacağız. Ne bu tarafa geleceğiz, ne de öbür tarafa gideceğiz. Sadece lastiği öreceğiz. Tekrar başa gidelim. Tekrar geldik. Bakın buradaki ilmekler duruyor. Biz cep ağzını yapıyoruz. Şimdi istediğimiz yükseltiye cep ağzında istediğimiz ölçüye ulaşıp gelelim arkadaşlar. Sadece cep ağzında git geller yapıyoruz. Arkadaşlar tez tez gösterme ihtiyacı duyuyorum. Yeni öğrenecek arkadaşlar için bunlar çok önemli. Bakın şimdi kafalar karışmasın. Sadece cep ağzının lastiğini yapıyoruz bu şekilde. Burası böyle bekliyor. Şurası da burada bekliyor. Sadece bakın ağız lastiği. Şimdi bir daha gidelim. Tersten bir daha gelelim. Tekrar buluşalım. Şimdi bakın istediğim ölçüye ulaştım. Benim için bu kadar cep ağzının yükseltisi yeterli. Şimdi bunu keseceğiz. Kesmemiz nasıl? Ben şu şekilde ikisini bir örüyorum. Tekrar sol şişimi alıp ikisini bir örüyorum. Bunu örerken ne çok sık ne çok gevşek yapmayın. Gevşek yaparsanız cep ağzında bir volanlanma olur. Sık yaparsanız cep ağzı toplanır. Yani şişinizdeki ölçü neyse onunla yapın. Bakın bu şekilde. İlmeğinizi tek ayarda tutmaya çalışın. Şu şekilde. Tamam mı? Bakın bu cep ağzı toplanmayacaktır ve açılmayacak da. Kesip gelelim. Bakın cep ağzını kestik, bitirdik. Buradaki ipi biraz uzun kesin. Bunu dikersiniz. Tekrar oraya bir düğüm atma ihtiyacı duymayın. Şimdi bu ipi kesip geliyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki şişi boşaltmam gerekiyordu. Bunu ben bir tığa geçirdim. Burayı. Şurada kalan 5 tane ilmeği de bir tane ipe geçireceğim. Şu şekilde bir ipe ya da bir çatal iğne falan varsa ona toplayın bunu ki çünkü şişler bize lazım. Kenar ilmeklerimizi şöyle bir ipe geçirdim. Şu şekilde. Çatal iğne herhangi bir aparat varsa ona da geçirebilirsiniz. Bakın şu hali aldı. Şimdi bunun arkasından şurada görmüş olduğunuz cebin içini yani arkasını ilmeklerini çıkaracağız. Bunu nereden çıkaracağız? Tabii ki şuradan. Tam burada şu lastiğe kadar ilmek çıkaracağız. Gelin bunu nasıl çıkaracağız size onu göstereyim. Şöyle yapıp
Bakın, şöyle yaptık. Şu sırayı ele alın. Şu sırayı. Bu sıradan birer ilmek çıkaracağız. Sonra onu örmeye başlayacağız. Cebinizin şimdi şöyle bir şey var. Örneğin şurada büyük kişinin cebinin şurada 12 tane ilmek var. Tab bunu dikiş yerinden almayacaksınız. Yani büyük ceplerde ya da küçük ceplerde. Şurada işte çok fazla bıraktın ya. Ben şimdi bu alacağım ilmeği şurayı kenar farz edin. Cebinizin ölçüsünde alın. Yani cebin şu ağız kısmı ne kadar? Bakın bu kadar. E burada diyelim 10 tane ilmek daha var burada. Onun da altından almayacaksın ki. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yanlış bir anlatım yaptım bu bölümünde ama geri silmeyeceğim. Yeleğinizin şu kısmı ne kadarsa o kadar ilmek alacaksınız. Benim kafam karıştı. Burası yeleğinizin dikişe gelecek kısmı kaç tane ise oradan direkt oradan başlayıp bu ilmekleri alacaksınız. Yani baştan başlayıp lastiğe kadar alacaksınız. Ölçüsü ne olursa olsun. Cep ölçüsünde dedim de yanlış yaptım. Cep ölçüsünde değil. Tamam mı? Çünkü bunun arka örülecek ki tam olsun. Şimdi şöyle yapalım. Bakın katladık. Şu sırayı belirledik. Biz nereden alacağız? Şu sıradan alacağız. Şuradan başlayalım. İlmeğimizi her birisinden bir ilmek alacağız. Ben böyle tutacağım. Zaten 5 tane burada var bakın. 5 tane burada var. Şu 5 taneyi ben bir alayım ilmekleri kaçırmadan. Şu 1 2 çok yukarıdan aldım. Aşağıdan alacaktım. Şu kenar ilmek 1. Yanındaki 2. Yani aynı sıradan alacağız. Bunu tığla da yapabilirsiniz. 2, 3, 4 ve 5. Ya da gelin bunu tığla alalım arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. 5 tane ilmeğimiz vardı ya burada. 5 tane ilmeğin sırasını belirledim. Altından aldım. Gelin şimdi birlikte alalım. Bakın o kadar net görünüyor ki. 5 6 Tunus şişi. Bir tane Tunus şişi kullanın. 6 7 Aynı sıradan almaya dikkat edeceksiniz. Bakın sıramız zaten belli. 8 Şöyle yaklaştırayım. 8 9 Bu şekilde başa kadar bakın her bir ilmekten bir tane alarak başa kadar geleceksiniz. Örneğin 22 tane ilmekle mi başlamıştınız? 22 ilmeğin 22'sini de alacaksınız. Buradan benim şimdi 21 tane ilmeğim var. 21 tane ilmek çıkaracağım. Çünkü 21 ilmekle başlamıştım. 21 tane ilmek çıkaracağım ben buradan. Şu şekilde. Bu şekilde lastiğin buraya kadar aynı sırada ilmeklerinizi çıkarın gelin. Evet arkadaşlar bakın ilmeklerimizi çıkardık geldik. Nereye kadar geldik? Lastiğin tam dibindekini de çıkardık. Dediğim gibi burada 30 tane ilmek varsa 30'unu da aynı sıradan bakın aynı sıradan tek tek çıkararak geldik. Şimdi bunu örerken cebin ağzı şurası görünecek ya. Onun için burayı düz yapmamız gerekiyor.
Bakın bunda da görüldüğü gibi. Şu şekilde düz yapmamız gerekiyor. Şimdi şunu da kısaca bir göstereyim. Sonra öbürünün üzerinden devam edeceğiz. 21 tane ilmeğim vardı. 21 tane ilmeğimi de aldım, geldim. Buradan dönüşte şu şekilde. Yani şöyle şimdi çevireyim. Şu şekilde. Ben artık bunun üzerinde çalışmayacağım. Buradan kalan kısmını öbür elimde kalan yarım cep üzerinden göstereceğim. Önden düz, arkadan haroşa. Şimdi bunu yap, başa kadar gel. Bunu yaptık, başa kadar geldik. Burası yeleğimizin iç kısmı. Şimdi çevirin bakın. Görüntü ne? Hiç belli değil. Hemen hemen hiç belli değil. Daha şu anda şişin üzerinde. Hiç belli olmuyor. Şu sırayı bakın, burada yaptığımız, bıraktığımız ilmekler kaç sıra? 1, 2, 2 sıra. Bunu da tam bunun ölçüsüne kadar, şöyle bunun ölçüsüne kadar örüp gelelim. 3 sıraydı bu. Pardon. 3 sıraydı çünkü 2 sırası kaldı. 3. sıradan ilmek çıkardık. Bunu da aynı. 3 sırada bu ilmeklerle aynı seviyeye gelene kadar yapalım. Ya da kaç sıraysa. Yani bunun yüksekliğine kadar arkayı tek başına yapacaksınız. Şimdi ben yapıp bu yüksekliğe kadar ulaşana kadar geleceğim. Şöyle alayım. Buradan nasıl yapacağız? Dönüşte ters yapacağız. Cebin iç kısma düz taraf gelecek. Dış kısma ters taraf. İpi kendimize doğru alıp şu şekilde ters örgü olarak yapın, başa gelin. Sonra düz örgü olarak buraya gelin. Şimdi bakın. Dönüşte bu ilmeklerle bu ilmekleri birleştireceğiz. Birleştireceğimiz için bu kenarda kalan boş ilmeği, burada 5 tane kaldı. Burada da 5 tane var. Burada da 2, 4, 5. Şimdi buradaki 5 taneyi bırakıp buradakini şişe aldık. Ama boş aldık. Bunu ördük. Bunu amaç ikisini bir öreceğiz ya. Bu şişe geçirmek bunu. İptekini boşaldık. Şiştekini ördük. İptekini boşaldık. Şiştekini ördük. Boşaldık. Şiştekini ördük. Boşaldık. Şiştekini ördük. Bu ipimizi artık buradan çıkaralım. Bitti. Çünkü aynı seviyeye geldi bakın. Aynı seviyeye geldiği için artık birleşiyor. Tekrar geri çevirip şimdi bu aldığımız, önden aldığımız 5 tane ilmekleri ikisini bir öreceğiz. Örmezsek artar. Arkadaki ilmekle öndeki ilmek bakın. İkisini bir ördük. Bir. İki. Üç. Zaten belli oluyor. Dört. Ve son ilmeğimiz 5. Birleştirmiş olduk. Birleştirmiş olduk. Bu şekilde artık başa çıkalım. Hadi bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradaki ilmekleri birleştirdik. Cebimizin iç kısmı şu şekilde olacak. Sonra cebimiz tamam olacak. Bunu nereye kadar yapacağız? Bu şekilde sadece burayı, bunun seviyesine gelene kadar. Bunun seviyesine geldikten sonra birleştirip örgümüze devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Benim o arada bir karışıklık yaptım. Örgünüzün kaç ilmekse arkadan o kadar ilmek çıkaracaksınız. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Karıştırdım ben biraz. Şurada
Büyük hırka mı yapıyorsunuz? 50 tane ilmek mi var? 50 tane ilmeği arkadan çıkaracaksınız. Yani şu gördüğünüz yerden 50 tane ilmek çıkaracaksınız. Şimdi bunu böyle bırakacağız. Ben örgüsünü yaptım. Elimde anlattım. Tam şuraya kadar gelip şurada bıraktım. Örgümü alıyorum. Oradan devam edelim. Bakın cebin iç kısmını yaptım. Aynı boya geldim. Aynı boya geldik arkadaşlar. Şimdi burada biz bunu elimizdeki ilmeklerle birleştireceğiz. Demin gösterdiğim gibi de birleştirebilirsiniz. Bunu ipe geçirip arkadan ikisini bir örebilirsiniz. Hiç uğraşmıyorum. Ben öyle. Daha kolay yolu var. Onu da göstereceğim şimdi. İpimiz zaten burada. Bir şiş alayım. Şimdi gelin bu kalan kısmını bunda birleştirmesini anlatacağım. Birleştirmeyi yaparken önce lastiği yapacağız. Lastiği yapmamız için de tabii ki bu ipi buradan kesmemiz lazım arkadaşlar. Bu ipi bir keselim buradan. Şimdi arka kısmı bıraktık. Bakın. Arka kısım şişti. Ön kısmın lastiğini yapıp devam edeceğiz. Ben bir lastiğimi ekleyeyim. Şimdi önce bir lastiğimizi örelim. Kaç tane ilmekse lastiğimizi o şekilde örün. Bu ipi de arasında bu şekilde saklayarak gezdirin. Ben şimdi gezdirmiyorum. Zaten benim işime yaramayacak. Lastiğimizi örüp bitirelim. Arkadaşlar. Tersimizi ördük. Düzümüzü ördük. Tersimizi ördük. Geldik birleştirmeye. Lastik bitti. Şimdi buradaki ilmekleri alalım. Lastikten sonra. Buradaki ilmekleri alalım. İkisini bir. Bakın bir bu şişten bir bu şişten. İkisini bir ördük bıraktık. Tekrar bir buradan bir arkada. Şöyle yaklaştırayım. Bakın bir buradan bir arkada ördük bıraktık. Bir buradan bir arkada. Öndeki ilmekler bitene kadar bu şekilde örelim. Sadece sizi oyalayacak yerler buralar. Diğer kısımlar gayet akıcı bir şekilde gidiyor. Son ilmeğimiz kaldı. Onu da birleştirdik ve bitti. Bitti. Ne yapacağız? Devam. Artık cepten kurtulduk. Devam edelim başa kadar. Devam ettim başa kadar arkadaşlar. Bundan sonraki işlem düz. Örgünüz neyse onu örüp çıkıyorsunuz. Sonra bu cep kenarını şu şekilde buraya dikiyorsun. Burayı da buraya dikiyorsun. Çevirelim arkasını. Bakın tam lastiğin kenarında. Bunu da şöyle lastiğin kenarından güzel bir şekilde tam şu şekilde dikerseniz işte cebiniz hazır. Benden bu kadar arkadaşlar. Bakın tertemiz, pürüzsüz, hatasız bir cep yapımını başardık inşallah. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Anlatamadığım bir yer varsa Instagram sayfam sema04, oradan bana özelden ulaşırsanız sizin için tekrar özellikle anlatırım. Tekrar oradan anlatırım. Yani hiç şey yapmayın, çekinmeyin. Her zaman zamanım var.
sizler için. Şimdilik Allah'a emanet olun. Başka bir çalışmada buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Dostça kalın. Görüşmek üzere.